Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yelek modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelimizi bu şekilde 4 model üzerinden hazırlamıştım. Şimdi gösterirken şöyle 2 model üzerinden göstereceğim. Şu modelden 2 tane olacak ve kenarını bu şekilde çıkarmak isterseniz kenarda da bir model baklava dilimi olan kısmı yapacağım. Yani tam şuradan göstermiş olacağım. Bir tarafına lastik, bir tarafına da zikzak görünümlü kenarımızı uygulayacağız. Siz hangisini dilerseniz o şekilde kullanabilirsiniz ya da ön kısmını bu şekilde lastik, kenarında yırtmaç yapacaksanız yırtmaç kısmını bu şekilde çıkarabilirsiniz. Tercih tamamen size bağlı. Bir de baklava dilimlerinde gördüğünüz gibi haroşa, düz örgü ya da yarısı haroşa, yarısı düz örgü olarak uyguladım. Hangi tür beğenirseniz o şekilde yapabilirsiniz. Fikir amaçlı böyle değişik çalıştım. Dilerseniz bir haroşa, bir düz de yapabilirsiniz. Dilerseniz haroşa, düz sürekli bu şekilde aynı uygulayabilirsiniz. Modelimizin şuradaki bağlamalı kısmında 14 tane ilmeğimiz var. Baklava dilimleri için 3'er ilmek kullanıyoruz. 14, 3, 14, 3. Burada en sonda kenarda kordon kullanacağım için 3 ilmek de kordon için alacağım. Ve şuraya da 5-6 tane lastik için ilmek bırakacağım. Modelimizin arka tarafını da göstermek istiyorum. Bu şekilde düz tarafta arkada ters, haroşa tarafta her iki taraftan da ters örüyoruz. Burada da ön tarafta ters olan yer arka tarafta düz olarak ilerliyor. Şimdi modelimizin yapımına geçebiliriz. Dediğim gibi 1-2 bağlamalı model, 2 tane baklava dilimi kullanacağım. Kenarda kordon kullanacağım sağ tarafta, sol tarafta lastik kullanacağım. Şişimin üzerine ilmeklerimi alarak başlangıcımı hazırladım. Şimdi ilmeklerimizi sayarak başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 tane. Sağdan başlayarak sayalım. 3 tane kordon için, 3 baklava dilimi için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane bağlamalı modelimiz için 2, 3 tane yine baklava dilimi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane bağlamalı model ve 6 tane de kenar lastiğimiz için ilmeğimizi bırakıyoruz. Şimdi arka taraftan artırmalara değil de sadece modelin terslerini, düzlerini ayarlayarak başlıyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum ilk sıra olduğu için. Altı tane düz ters ilmek ördüm. İp olarak da angora türü bir ip kullanıyorum. İnce ipte de nasıl durduğunu görmeniz için. Şimdi 6 tane ters ördük. Ana modelimizin ilmeklerini hazırlıyoruz. 1 2 düz. 1 2 ters. 2 düz, 2 ters. Bir, 2 düz, 2 ters. 2 düz daha yapalım. İlmeklerimizi sayalım.
2, 4, 6 tanesi lastik içindi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ilmeğimizi tamamladık. Şimdi baklava dilimi için bir ters harış olacağı için bunu da ters örüyorum ve diğer ilmeğim de ters. 3 tane ters ilmek ördüm. Bu 3 ters baklava dilimimizin ilmekleri. Şimdi ana model için yine 2 düz 2 ters örerek devam ediyoruz. 2 düz 2 ters. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters ve son iki düzümüzü örüyoruz. Nereden biliyorum? Çünkü ilmeklerimiz az kaldı planladığımız şekilde. Şimdi 3 tane baklava dilimi için arka sıradayız. Ters örüyoruz. Bu 3 ilmeğimiz de kenardaki kordonumuz için olacak. Arkada yine bu 3 ilmeği de ters örüyoruz. Toplamda 6 tane ters ilmek ördük sıramızın sonunda. Şimdi dönüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2 ilmek daha örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir dolamamızı şu şekilde yapalım. Bir ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya geçirdim. Bir dolama yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 3 tane örmeden aldık. Bir düz ilmek, bir dolama, bir ters ilmek, bir dolama ve bir düz ilmek. Şimdi ipimi öne alıyorum. 2 ters, 2 düzle devam ediyoruz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz, 2 ters örüyorum. Şöyle. Bakın, tersler, düzler belirgin olmaya başladı. Şurada dolama yapmıştık, bir düz. Şuradan sayacağız. 2 tersten başlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oldu. Şimdi baklava dilimine geçiyoruz. Bir düz ipimizi öne alalım. Bir dolama yaptık. Bir ters örüyoruz. İpi arkaya alıyoruz. Bir dolama yaptık. Bir düz örüyoruz. İpimizi öne aldık. Bir, iki ters, iki düz. 2 ters, 2 düz, 2 ters örüyorum, 2 düz ve son olarak 2 ters örüyorum. Kenardaki 6 tane lastiğimize geldik. Lastiğimizde her iki tarafta ters örüyoruz. 6 tane ilmeğimi de ters öreceğim. Ve sıra sonuna geldik. Dönüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu birinci ilmeğimiz. 5 tane ters öreceğim şimdi toplamda. Kenar ilmeğiyle 6 olacak. Bakın. 6 tane ters ördük. İpimi arkaya alıyorum. 2 düzle başlıyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. En son 2 düzle bitireceğiz.
Ana modelimizin ilmekleri burası. Ters ve iki düz. Bir ters ilmek örüyorum. Artırdığım ilmeği de ters örüyorum. Diğer ilmeğimi de. Baklava dilimin ilmeklerini arkada hep ters örüyoruz. Bakın şurada 2 düzden sonra 2, 4, 5 tane ters ördük. İpimi arkaya aldım. 2 düzle başlıyorum. Ana modelime. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz ve yine ilmeklerimizi tamamlamamışız. 2 ters, 2 düz. İpimi öne aldım. 5 tane baklava dilimi için ters ilmek öreceğim. 1, artırdığımız ilmeklerde ters. 2, 3, 4, 5. Kordonumuz için olan ilmekleri de ters örüyoruz. 3 tane. Döndük. Kenar ilmeğim ve yanındaki 2 ilmeği toplamda 3 ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz ilmek ördüm. İpimi öne alıyorum. Bir dolama yaptım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpi arkaya alıyorum. Dolamamı yaptım. Bir düz ilmek. İpi öne aldım. 2 tersle başlıyorum. 2 düzle devam ediyorum. Toplamda 14 tane ilmeğimiz var. 2 ters, 2 düz giden. Ve ipimi arkaya aldım. Baklava dilimine geldik. Bir düz ilmek örüyorum. İpimi öne aldım ve dolamamı yapıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir dolama yaptım. Bir düz ilmek örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ters, 2 düzlere başladık. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters ve kenardaki haroşalarımı yine ters örerek sıra sonuna geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve 5 tane ters ilmek öreceğim. Kenar ilmeğimle beraber 6 olacak. Burası haroşa olan kısım. 6 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 2 ters, 2 düzle başlıyoruz arka tarafta. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. İki ters. İki düz. Ve baklava dilimi kısmına geldik. Şimdi buradaki ilmeklerimizi hep ters örüyoruz. 1 artırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. 2 3 4 5 artırdığım ilmek yine 6 ve 7.
7 ters ilmekten sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Modelimizin ilmeklerini örüyoruz şimdi. Bağlamalı modelimizin ya da ana modelimiz diyebiliriz. İpimi öne aldım. Şimdi baklava diliminin arka kısmını ters örüyorduk. Artırdığımız ilmekler de dahil olmak üzere toplamda 7 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. 7 ve kordonumuz için kenardaki 3 ilmeği de ters örüyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Bakın, ters düzlerimiz çıkmaya başladı ortaya. Artırmalarımız da belirgin olmaya başladı. Üç tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir dolama. Bir, iki, üç, dört, 5 tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir dolama, bir düz ilmek örüyorum. İki ters, iki düz örmeye devam ediyoruz. 14 ilmeğimiz bitene kadar. Şimdi baklava dilimine geldik yine. Bir düz ilmek örüyorum. İpimi öne aldım. Bir dolama yaptım. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek ördüm. İpi arkaya alarak dolamamı yapıyorum. Bir düz ilmek. 2 ters, 2 düz. İki ters, iki düz. İki ters, iki düz ve iki ters ilmeğimi örüyorum. Kenar için olan 6 tane haroşamı ters olarak örüyorum. Arka tarafta tersleri ters, düzleri düz. Baklava diliminin arkasındaki ilmeklerimizi de artırdığımız ilmekler de dahil olmak üzere ters örelim. Tekrar ön tarafta devam edelim. Modelimizin ön tarafına geldik. Bakın, artırmalarımız 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi dördüncü artırmamızı yapacağız. İlk 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu örmeden aldığım 3 ilmek kenar kordon kısmının ilmekleri. Şu kısmın böyle yuvarlak durmasını sağlıyor. 3 tane örmeden aldıktan sonra bir düz ilmek örüyoruz. İpimi öne aldım ve bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. İpi arkaya aldım. Bir dolama yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yine 2 ters 2 düzlere başlıyoruz. 14 tane. 2 tersle başladık. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters, 2 düz ve 2 tersle bitirdik.
İpimi arkaya alıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Baklava dilimindeyiz. İpimi öne aldım. Bir dolamamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmeğimi ördüm. İpi arkaya alarak bir dolama yaptım şişime. Bir düz ilmek örüyorum. İpi öne aldım. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Ve son olarak 2 tersi örüyorum. Kenardaki haroşa kısma geldik. Yine 6 tane ilmeğimi de ters örüyorum. Toplamda 9 tane ters örmüş olduk. Çeviriyoruz. Arkada yine tersleri ters, düzleri düz. Baklava dilimlerinin arkasını ters. Kenardaki lastik kısmımızda yine haroş olduğu için burada da ters örüyoruz ve ön yüze geliyoruz. Ön tarafa geldim. İlk 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Her zaman böyle başlıyoruz kordon kısmında. Burada şimdi baklava dilimimizi eksiltmeye başlayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 tane artırmayı tamamladıktan sonra sıradaki düz ilmeğimi ve bir sonraki ters ilmeği böyle sayaçım alarak yönlerini değiştiriyorum. Çeviriyorum yani. Tekrar sol şişime takıyorum. Ve ikisini beraber düz öreceğim. Burada bir eksiltme yaptım. İpimi öne aldım. Aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ters ördük. İpi arkaya alıyoruz. Buradaki iki ilmeğimizi bakın. Biri düz, biri ters. İkisini beraber düz olarak örüyorum. Burada da bir eksiltmemi yaptım. Şimdi ana modele geldik. 1 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi şuradaki bağcık gibi duran kısmı yapacağız. Ana modelimizde 2 ters ördükten sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Burada da 2 ters kalacak. Bakın. 2 düz ilmeğimin ve 2 tersin başlangıcı. Şuradaki boşluktan şişimi geçiriyorum. Arkaya. İpimiz arkada. Buradan ilmeğimi takıyorum. İpimi. İlmeğimizi buradan çekiyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerin önünden geçecek. Sadece kenarda 2 ters, başlangıçta da 2 ters ilmeğimiz kaldı. Burada 10 tane ilmeğimiz olacak. Bu ilmeği sol şişime takıyorum. Bu ilmekli sıradaki diğer ilmeğimi ikisini beraber düz olarak örüyorum. Ve ikisini beraber çıkardım. Bir sonraki ilmeğim de düz. Düz örüyorum. 1 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. İpimi öne aldım. 2 ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sırada baklava dilimine geldik. Sıradaki bir düz ve bir ters ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Burada bir eksiltme yaptım. 1 2 3 4 5 6
7 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği düz olarak beraber alıyorum ve baklava dilimimin sol tarafından da bir eksiltme yapmış oluyorum. İpimi öne aldım. 1 2 tane ters örüyorum şimdi. Ana modelime geldim. 2 ters ördükten sonra ipimizi arkaya alıyoruz. 2 4 6 8 10. 10. ilmekten sonra şuradaki boşluktan batıyorum. Arkadan çıkarıyorum şişimi. İlmek taktım ve çekiyorum. Bu 10 ilmeğin önünden getiriyoruz bu ilmeğimizi. Fazla gevşek de bırakmayalım, çok da sıkmayalım. Bu ilmeğimi sol şişime taktım. Bu çektiğimiz ilmek ve sıradaki ilmeğimizin ilkini ikisini beraber aldık düz olarak. Sıradaki ilmeğim de düz. Şimdi iki ters ilmeklerimizi gördüğümüz gibi, yani tersleri ters, düzleri düz olarak örmeye devam ediyoruz. Haroşamızı da ters örüyorum ve sıra sonuna geliyorum. Arka sırada tersleri ters, düzleri düz, kenardaki haroşa kısmı ters örüyoruz ve ön sıraya geliyoruz. Ön sıraya geldim. Bakın modelimiz bu şekilde açığa çıkmaya başladı. Şimdi yine ilk 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki düz ilmeğimi ve bir sonraki ilmeği çeviriyorum. İkisini beraber alıyoruz. İpi öne aldım. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek ördüm. İpi arkaya alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği düz olarak beraber alıyorum. Yani eksiltiyorum. Burada tersleri ters, düzleri düz, yine 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. Şuradaki baklava dilimimizi aynı bu şekilde yapacağız. Ve haroşamızı öreceğiz. Arkadan da yine tersleri ters, düzleri düz, haroşamızı haroşa öreceğiz. Ve ön tarafa geleceğiz. Yine ön sıraya geldim. Baklava dilimimizde eksiltmelere devam edeceğiz. Ana modelimizde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu bağlama işlemini yaptıktan sonra ilmeklerimizi hep 2 ters 2 düz olarak ilerletiyoruz. 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2'sini beraber aldım. 1 2 3 4 5 tane değil, 3 tane öreceğiz bu sırada. Bakın bir tane eksilttim, beraber aldım. 3 ters ördüm ve sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak beraber alıyorum. Burada da eksiltmemi yapmış oldum. Yine 2 ters 2 düzlere başlıyoruz. Burayı yine 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. Bu baklava dilimimizde de yine baştaki düz ilmeğimizle beraber içten bir ilmeği beraber alıyoruz. 3 ters örüyoruz, 2 ilmeği beraber alıyoruz. Ve diğer ilmeklerimizde göründüğü gibi örerek sıramızı tamamlayalım. Arka sırada da tersleri ters, düzleri düz, kenar lastik kısmını haroşa olarak örelim. Yine bu kısma gelelim. Tekrar ön sıraya geldim. 3 ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim ve ikisini beraber alıyorum düz olarak. İpimi öne aldım.
Bir ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ve sıradaki iki ilmeği düz olarak beraber alıyorum. Baklava dilimimizde 3 tane ilmeğimiz kaldı. Yani başlangıçtaki ilmek sayımıza ulaşmış olduk. Başlangıçta da 3 ilmek kullanmıştık baklava dilimi için. Şimdi yine ana modelimizi tersleri ters, düzleri düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz öreceğiz. Şuradaki baklava dilimimizde de yine bir düz bir tersi beraber alacağız. Bir ters öreceğiz. Yine 2 ilmeği beraber alacağız. Ve baklava dilimimizde 3 ilmeğimiz kalacak. Arkada da yine haroşa olan kısımları haroşa, tersleri ters, düzleri düz örelim. Bu kısma gelelim. Ön sıraya geldim yine. Kenardaki 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. İpimi öne alarak bir dolama yapıyorum. Bir ters ilmek, ipimi arkaya aldım. Bir dolama yapıyorum. Bir düz ilmek. Buradaki 3 ilmeğimizi yine artırmaya başlıyoruz. Bu sıra başlangıçta yaptığımız ilk sıramız. Modeli kurarken ön sırada yaptığımız ilk sıranın aynısı olacak. 3 tane kordon için bir düz ilmek, bir dolama, bir ters ilmek, bir dolama, bir düz ilmek. Kenardaki 2 tane düz ilmeğimiz var. Sınır olan bir de ters ilmeğimiz ortada. Şimdi buradaki ilmeklerimi yine 2 ters, 2 düz olarak örüyorum. Ana modelimizin olduğu kısım hep 2 ters 2 düzle gidiyor. Sadece bir tane bağlama zamanı geldiği zaman ilmek çekiyoruz. Baklava dilimine geldim. Bir düz ilmek örüyorum. İpimi öne aldım. Bir dolama yapıyorum. Bir ters ilmek. Şimdi düz ilmek öreceğim için ipi arkaya alarak dolama yapıyorum. Bir düz ilmek ve yine 2 ters 2 düz olarak devam ediyoruz. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. En son lastiğimizde de haroşa kullandığımız için. Arkada haroşa kısımları haroşa, ters olanları ters, düz olanları düz örüyoruz. Şimdi burada birinci artırmamızı yaptık baklava dilimimizde. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4 tane artırma olacak. Yani ön sıralarda artırma yapıyoruz. 3 tane daha artırmamızı yapalım ve ön sırada tekrar devam edelim. İkinci baklava dilimine beraber başlamıştık. Birinciyi yapmıştık. 1, 2, 3, 4 tane artırmamı yaptım. Şimdi şu bağlamalar arasındaki mesafeyi anlayabilmeniz için burayı hazırladım. İlk 3 ilmeğimi örmeden alıyorum kordon tarafından. Sıradaki düz ilmeğimi ve sonrasındaki ilmeği çeviriyorum. İkisini beraber alıyorum. Yani baklava dilimimizi eksiltmeye başladığımız sırada ana modelimizin bağlama kısmını da yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Bakın burada 3 kordon için bir tane eksiltme yaptık. 2, 4, 6, 7 tane ters ilmek ördük. Şimdi sıradaki 2 ilmeği de eksiltiyoruz. İpimi öne aldım. Ana modelimizin 2 ters ilmeğini örüyorum. İpi arkaya aldım. Buradan 2, 4, 6, 8, 10. 10. ilmeğimin sonunda boşluğa batırıyorum şişimi.
İlkinde de göstermiştim zaten. İlmeği uzatıyorum. Sol şişime takıyorum. Ve bu ilmekle beraber sıradaki ilk ilmeğimi de alarak beraber düz örüyorum ikisini. Yine düz ilmek örüyorum. İki düz, iki ters örmeye devam ediyoruz. Bakın ikinci bağlamamızı da yapmış olduk. Aradaki mesafeyi bu şekilde daha iyi kavrayabiliriz. Burada da modelimizi kurmuştuk. 4 artırmadan sonra eksiltmeye başladığımız sırada ilk bağlamamızı yapmıştık. Daha sonra baklava dilimimizi eksilttik, tekrar artırdık ve ikinci bağlamamızı yaptık. Eksiltmeye başlarken. Şuradaki modelimizde 2-3 model üst üste olduğu için gayet açık, belirgin. Ve ben haroşa olarak çalıştım baklava dilimini. Siz nasıl isterseniz, bakın 3 seçeneğimiz var. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Modeli nasıl artırma yapacağınızı öğrenmek isterseniz. Bakın burada 4 tane var. Bu 38 bedene olur diye düşünüyorum ben bu yelek modeli. Diyelim bir model daha artıracağız. Şuradan bakın 2 ters. Ana modelimize ait. Burada 6 tane haroşamız var. Ana modelden sonra 3 tane baklava dilimi için 14 tane ana model için artırma yapıyoruz. Yani 3, 14 daha 17 ilmek eklediğimiz zaman buraya bir model daha ekleyebiliyoruz. Daha sonra bu şekilde modelimizle birleşik lastiğimizi yapıyoruz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Modelimizi beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atarak, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil butonuna dokunursanız bildirimleri açmış olursunuz ve bu şekilde yeni videom yüklendiği zaman size bildirim gelir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.